Merhaba, bugün Orta Karadeniz serimizin 15. bölümünde Sinop'un Gerze ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Boyabat ve Durağan, doğusunda Dikmen, batısında Sinop ile çevrili ilçenin yüz ölçümü 594 km²'dir. İl merkezine uzaklığı 39 km'dir. Karadeniz iklimin özelliği olan bol yağışlar nedeniyle zengin bir orman yapısına sahiptir. Sahilden yükseklere doğru uzanan çam, kayın, meşe, köknar, gürgem, diş budak gibi ağaçlar bu zengin orman dokusunu oluşturmaktadır. Bunların dışında ormanlar kızılcık, defne, fındık, böğürtlen, koca yemiş, orman gülü, bodur ardıç ve kavak ağaçlarının yanı sıra çeşitli çayır otlarıyla bezenmiştir. Vadilerdeki çeşitli meyvelikler ve zeytinlik bitki örtüsünün ayrı bir yönünü oluşturmaktadır. İlçenin nüfusu 27 bin olmasına rağmen yaz nüfusu ile kış nüfusu çok büyük farklılıklar göstermektedir. Yaz mevsiminin başlamasıyla özellikle Temmuz ayında nüfus 35 bine kadar yükselmektedir. Deniz sahilinde yer alan Gerze'nin doğal güzellikleri, geniş yayla ve orman varlığı ve tertemiz denizi turizme hareketlilik getirmektedir. Bir toplumun düşünce dengesidir eğitim ve kültür. Kendi gelenek ve görenekleriyle yaşadığı çağı kaynaştıran, her türlü yenilikleri benimseyen Gerze, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş yüksek eğitim ve kültür seviyesine sahip bu özelliğiyle tanınan ilçelerimizden biridir. İlçe merkezinde sosyal yaşam deniz mevsiminin başlamasıyla hareketlilik kazanır.
Sahiller ve plajlar gece geç saatlere kadar dinlenen ve eğlenen insanlarla dolu. Ancak iş sahasının sınırlı oluşu büyük kentlere göçe neden olmaktadır. İlin kuzeydoğu kıyısında aynı adlı burun üzerine kurulan Gerze, 1901'de kaza haline gelmiştir. İl kadının karısı olduğu tahmin edilen Gerze, tarih sahnesine antik çağdan çıkmış bir yerleşim yeridir. Şubat tarihinin Gerze'de çok üzümlü bir yeri vardır. Sucu Mehmet'in evinde kiracı olarak oturan ve Gerze'ye yeni atanan mal müdürü kapı çalındı sanıp kapıyı açar. Ne olduysa o anda oldu. Kasabayı kasıp kavuran Lodos odadan içeri girerek odanın ortasındaki mangaldan közleri yere dağıtır, o da bir anda alev alır. Sonrası bütün ilçe yangının esiri olur. Yaklaşık 18 saat süren yangın. Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 13 Şubat 1956 tarihindeki bir ilçenin kül oluşu trajedisi felaketinde 21 kişinin hayatını kaybetmesi, aralarında devlet dairelerinin de bulunduğu 800 ev ve 300 dükkan yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. İlçe hemen hemen tamamı yok olmuştur. Bu felaket her 13 Şubat'ta yangını yaşayanlarla anılırken, yangında hayatını kaybeden 21 vatandaşımız için de saygı duruşu yapılmaktadır. Sittaslow, sakin şehir. Küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı yaşanılan ve üretmekten çok tüketen, kendi kendine yetmeyen yaşam alanları haline gelmiştir. Kentler kuruluş amaçları olan insanların bir arada güven içinde yaşadıkları yerler olmaktan çıkmış, insanların daha hızlı hareket etmeleri ve daha hızlı çalışmaları için tasarlanan mekanlara dönüşmüştür. Bu yaşam tarzı modern insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra kentleri de sürdürülemez hale getirmiştir. İnsanların daha çok tüketmesi, bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi için tasarlanan kentler, insanları doğadan ve birbirlerinden kopartmış
ve tek alternatif haline getirmiştir. Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi aramaları kentsel boyutta sakin şehir hareketini ortaya çıkarmıştır. Sakin şehir felsefesi, yaşamın yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Masmavi denizin, dantel gibi koyların ve uçsuz bucaksız yeşilin, dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu Türkiye'nin en mutlu ilinin en mutlu ilçesi Gerze. Sakin şehir ünvanını 2017 yılında elde eden Gerze, bu başarısını canla başla sahip çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanların sizi beklediği misafirperverliğine borçlu. İlçeye adımınızı attığınız an evlerin bahçelerindeki çiçeklerin kokusu karşılayacak sizleri. Hala tertemiz kalabilmiş havasını solurken, kalabalık bir şehir hayatının gürültüsünü değil, sakin bir balıkçı kasabasının dinginliğini hissedeceksiniz. Gerze ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Sinop merkezinde olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.